Kayıttayım. Şimdi 6. ünitemiz 6'ya kadar üniteler sonra şey olarak göreceksiniz. Şimdi 6. ünitede I can use English language words diye bir şey var. Şimdi tahtada bir cümle yazdım. Şimdi bir dili öğrenirken o dilin ögelerini de iyi biliyor olmamız lazım. Yani tahtada ne var şimdi? An old man walks slowly down the hill. Bir oluşturan ögeler vardır. Bir kere öncelikle şuradaki an old man bu cümlenin s'sidir. Yani subject. Şimdi burada walked cümlemizin verb'ü. Walk dediğimiz fiil nesne almayan fiiller olduğu için, tamam mı? Yere gönderme yapar. Çünkü walk demek yürümek. Yere gönderme yaptığı için, bunlar daha sonra işte derslerinde göreceksiniz. Nesne almayan bir fiil olduğu için nesnesi atladı. Bakın hemen şurada slowly ile bir adverb'ümüz var. Down the hill diye de bir place koymuş. Tamam, bir kere öncelikle İngilizce'deki herhangi bir cümlenin en az SVO, ekstradan place, ekstradan time ve bir de adverb ile nihayetlendiğini hepinizin biliyor olması lazım. Çünkü işte hep böyle bir. Ama burada cümlemizin nesnesinin olmaması, görüyorsunuz hemen nesneyi atladı. Atlamamızın sebebi nesne almayan bir fiille karşı karşıya olmamız. Şimdi ama şunları da biliyor olmanız lazım. Mesela şuradaki an bir article. Bunları da tanıyor olmanız lazım. Tamam. Şuradaki old bir sıfat. Adjective diyoruz buna. Şuradaki man bir noun isim. Şurada fiilimiz var. Slowly, az önce yazdığım gibi bir adverb. Nasıl elde etmişim? Slow sıfatının sonuna d'ye getirerek. Şuradaki down bir preposition. Şuradaki the bir article. Şuradaki hill de bir noun. Var mı buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Notumuzu alalım, devam edeceğim. Tamam mıyız? Hızlı. Biraz yavaşsınız galiba. Şimdi bakın, işler hep şöyle yürüyecek. Tamam mı çocuklar? İşler hep şöyle yürüyecek. Yani bir sentence yapılırken az önce de yazdığım gibi SVO, place, time ve adverb oluşacak. Tamam mı? Ama benim az önceki, yani bütün bu SVO place time oluştururken mesela neler girdi devreye? Mesela bir article hikayesiyle karşılaştık. Doğru mu?
Şimdi bir tanesi E'ydi, bir tanesi de D'ydi. Doğru mu? Bu şekilde yapılanmıştı. Şimdi article'lar A, N ve D olmak üzere ikiye ayrılır. A, N diye tabir ettiğimiz article indefinite, yani tanımsız. D dediğimiz definite, yani tanımlı bir article. Bunlar neden böyle bunlara ihtiyacımız var? Çünkü ortak dili konuşuyor olmamız lazım. Tamam? Bunları yani bir süre sonra ben indefinite article, definite article dediğimde bunları biliyor olmamız lazım. Zamanında ne işe yaradığını anlayacağız. Sonra başka ne vardı mesela? Adjective koydum. Adjective dediğimiz hikaye nedir? Ha, şunu söyleyeyim hemen. Article'ları neyin önüne koydum? İsmin önüne koydum. Öyle değil mi? İsmin önüne gelirler ve o ismin tanımlı ya da tanımsız oldukları belirlerler. Adjective dediğimiz hikaye nedir? Bunlar sıfattır. Ve sıfatlar neyi tanımlarlar? İsmi tanımlarlar. Doğru mu? Sonra adverb diye bir şey gördüm. Bunu da nasıl elde ettim? Sıfatın sonuna L'ye getirerek zarf dediğim yapıyı elde ettim. Zarfın çeşitli kullanımları var ama şu andaki örneğimizden zarfın ne olduğu? Walk slowly hikayesinde olduğu gibi fiil nitelendirdiğini gördüm. Sonra preposition dediğim bir şeyden bahsettim. Cümlede örneğin neydi? Down. Şimdi prepositionlar ne işe yararlar? Prepositionlar, şunu yazın devam edeyim, prepositionların ne işe yaradıkları ile ilgili. Hızlı. Ay yok, çok yavaşsınız. Böyle 500 senede yetişmez. Ya size söyleyeyim mi? Rezil. Güzel defterleriniz olsun. Mütevazilik yapmayacağım. Herkese nasip olmaz benden ders almak ya. Yani. Ona göre defterlerinizin kıymetini bilin. Neden? Çünkü çok güzel. Çabuk. Şimdi İngiliz dilinde preposition dediğimiz hikayeler ne işe yarar? Tamam. Bunlar uzun vadede. Yani şu anda tanımlayarak gidiyoruz. Tamam mı? Ortak dil konuşalım. Şimdi preposition dediğimiz yapılar bir kere bir fiilin ya da sıfatın yanında kullanılırlar ve nesneye geçiş sağlarlar. Yani şurada mesela I am afraid of cats dediğimde, bakın şurada ne oldu? Afraid ile sıfatım var. Of'la ne yapmış? Nesneye geçiş sağlamış. Korkuyorum. Neden korkuyorum? Kedilerden gibi. Ya da I will cope with English soon cümlesinde olduğu gibi. Bakın ne yaptım? Kop başa çıkmak. Neyle başa çıkacaksınız? İngilizceyle. Tamam mı? Ne oldu? Birinci hikayesi prepositionların fiilin ya da sıfatın yanında kullanılarak nesneye geçiş sağlamalıdır. Tamam mı? Sonra bir de nerede kullanırız prepositionları? İki place'in önünde.
I am at home örneğinde olduğu gibi neredesin, evdeyim. Üçüncü olarak da nerede kullanırız? Time önünde, yani zamanın. I will wake up at 10 o'clock örneğinde olduğu gibi. Bakın ne yaptım? Zamanın önünde eti kullanmış oldum. Var mı anlaşılmayan bir şey? Notumuzu alalım lütfen. Siliyorum. Şimdi az önceki cümleyi bir daha yazacağım. Bu sefer daha bilinçli bir şekilde yapalım. Neydi cümlemiz? An old man walked slowly down the hills şeklinde bir cümleyle down the hillmiş. Sonra anlıyordum. Evet, down the hillmiş. Şimdi bir kere bunun tamamının sağlıklısı olduğunu biliyoruz. Doğru mu? O zaman şöyle bakacağız bakalım. Buna artık ne diyebiliriz? Indefinite article. Öyle değil mi? Artık indefinite olduğunu biliyoruz. Yani şurada old'la adjective'imiz var. Şurada da man'le noun'umuz var. Şunun tamamından ne yapmış? Renklerini yapayım. Değil mi? Siz seversiniz renklerini. Keşke pembe kalemim olsa. Şunun tamamından bir özne elde etmiş. Ama ben başındaki enden neyi biliyorum? Bu yaşlı adamı ben tanımıyorum. Yani. Tamam, herhangi bir yaşlı adamdan bahsediyorum. Net miyiz? Şimdi burada walk sözlükten baktığımızda yürümek anlamındaki bir fiil. Ama sonuna ed getirerek, tamam mı? Ne yapmışım? Timeline'ımızı hatırlayalım. Eksi sonsuzda başlar. Artı sonsuza kadar devam eder. Bunun üzerinde 3 tane nokta koyarız. Şurası nedir? Present noktam. Şurası nedir? Past noktam. Şurası nedir? Future noktam. Yani geçmiş, şu an ve gelecek hikayesinde ben bir fiilin sonuna ed ekini getiriyorsam, tamam mı çocuklar? Bu fiili past forma sokmuş oluyorum. Yani şu bütün bu olayların hangi zaman diliminde yapıldığını anlıyorum. Past zaman diliminde. Net miyiz? Devam ediyorum. Eğer fiilimin sonuna ed eki getiriyorsam, tamam mı? Şu fiilimin regular verb olduğunu biliyorum. Yani regular verb ne demek? Düzenli fiiller. Çünkü düzenli fiiller past forma geçerlerken sonlarına ed alırlar. Sonra ne yaptım? Burada bakın slowly ile adverb'ümü gördüm. Sonra down, bakın the hill, değil mi? Şuradaki the definite article,
Hill dediğimiz nedir? Tepe. Down nedir? Bakın yere geçiş sağlamış. Aşağıya doğru yavaş yavaş yürüdüğünü söylemiş olduk. Var mı anlaşılmayan bir şey? Next. Tamam. Yazalım. Siliyorum. Bir başka cümle yazacağım. Şöyle cümlem. He spoke to a little girl. And two boys good morning, he said. Bakayım tahta istiyorum. Sığmış. Şimdi burada bakın az öncekinden farklı şeyler görüyoruz. Değil mi? Bir önceki cümle. Şimdi burada he var. Buna ne diyoruz? Pronoun diyoruz. Pronoun ne demek? İsmin yerine kullanılan yapılar. Tamam mı Eda? Pronounlar bunlar. İsmin yerine kullanılan. Şimdi kabaca ilk pronounlarımıza girelim. Şimdi en basit olanlarından başlayalım. SVO place time. İsmin yerine kullanılacağı için adverb'ü koymadım. Adverb içerisinde isim yok çünkü. Burada kullanacaklarımıza subject pronoun. Burada kullanacaklarımıza object pronoun. Place için ve time için olanlar da var. Şimdi özne için kullanacaklarım nedir? I, we, you, they, he, she ve it. Nesne için kullanacaklarım nedir? Me, us, you, them, him, her ve it. Place için here ya da there, time için de them kullanıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bunlara ne diyoruz İngilizce'de? Pronoun diyoruz. Pronoun dediğimiz şeyler ismin yerine kullanılırlar. Yazılım devam edeceğim. Thank you.
yazdınız herhalde. Tamam. Şimdi bakınız. Burada Spock'la Worm'ümüzü görüyoruz. Orijinaline Speak. Irregular, yani düzensiz bir fiil olduğu için, tamam mı Evlatçım? Ne olacak? İkinci formunu Spock şeklinde alacak. Ve doğal olarak ben bunun verb 2 olduğunu ve past olduğunu anlayacağım. Şimdi öyleyse ben bir fiili past formuna sokarken, tamam mı? Neyi bilmem gerekiyor? Bu fiil düzenli olabilir, düzensiz olabilir. Düzenli bir fiilde, örneğin play, ben bunu past forma sokarken played diyorum. Düzensiz bir fiil, mesela go, bunu past forma sokarken went diyorum. O zaman ne oldu? Düzensizlerin ikinci halleri ne olacak? Ezberlenecek uzun vade için söylüyorum. Devam ediyorum. Spoke to. Bakınız burada ne var? Bir preposition var. Ve fiilin yanına geldiği için, değil mi? Fiilin yanına gelen preposition ne işe yarıyordu? Nesneye geçiş sağlıyordu. Doğru mu? Kime konuştu? E. Şurada ne var? Indefinite article. Şuradaki nedir? Sıfat, yani adjective dediğimiz hikaye. Şuradaki girl ne? İsim. Doğru mu? Bakın burada ne yapmış? And diye bir form çıktı karşıma. Bu and ne işe yaramış? Burada iki ismi bağlamaya yaramış. Gördünüz mü? O zaman böyle iki ismi bağladığımız yapılarla da karşılaşacağız. Yazalım, devam edeceğim. Şimdi bakınız. Şöyle sizin şöyle. İki aynı türden yapayım. Tamam mı? Tea, coffee. Ne oldu bakın? İsim. İsim. Doğru mu? Ya da ne oldu? Sıfat, sıfat. Ya da slowly, happily bakıyorum. Ne oldu? Zarf, zarf. Birbirinin aynı türden iki yapıyı, tamam mı, yan yana getirebilmeniz
örneğimizde olduğu gibi entle mümkün, orla mümkün ya da batla mümkün. Bunun farklı formlarını göreceğiz ileride. Tamam mı? Aynı şey sıfat için de geçerli. Entle mümkün, orla mümkün ya da batla mümkün. Yine aynı şey zarf için de geçerli. And, or ya da but ile mümkün. Var mı anlaşılan bir şey? Devam edelim. Buradan otuz alınırsan devam edeceğim. Şimdi burada bir başka üzerinde durmamız gereken mevzu daha var. Şimdi bir burada girl diye bir şey gördük, bir de boys diye bir şey gördük. Gördünüz mü? Ne oldu? Şu sonuna asterisk getirdim. Buna ne diyeceğiz? Singular noun. Yani tekil bir isim, noun'un formları da olacak daha sonraki işimiz. Buradaki s takısından bunun plural bir noun olduğunu anlayacağım, yani çoğul. Tamam mı Eda'cığım? Sonra ne oldu bakınız? Tırnak içerisine almış. Good morning. Buna ne diyeceğiz? Phrase diyeceğiz. Yani phrase ne demek? Toplu halde kullandığımız yapılar, tamam mı? Bunlardan milyon tane var ama toplu halde böyle dile yapışmış hikayeler. Sonra gene bakın burada ne var? Bir pronounla karşı karşıyayız, ismi yerine kullanılan. Şurada da fiilin ikinci haliyle, değil mi? Bir yapımız söz konusu. Cümlenize bunları da ekleyin lütfen. Sonra derslerimize görelim. Şimdi mevzuyu anladığımızı düşünüyorum. Cycle the correct answer diye bir bölümümüz var. Oraya bakalım lütfen. Değil mi? I can use English language words. Hemen altında circle the correct answers. Bir tanesini yapmış. Beraber yapalım şimdi. A, N, the are adjectives, articles. A ve the article olduğu için ne yaptık? Onu işaretledik. Şimdi a and an, yani a ve an dediğimiz definite mi, indefinite article mı? Tabii ki indefinite article. Çünkü tanımsız olduğunda a and kullanıyoruz. Doğru mu? İki deyim. Woman dediğimiz hikaye
Bir isim mi yani noun mu sentence mı? Tabii ki noun. Güzel. Üçte görmüş olduğumuz up bir preposition mı pronoun mu? Tabii ki bir preposition. Speak is a regular irregular verb demiş. Nedir? Speak bir irregular verb çünkü spoke şeklinde form değiştiriyor. Değil mi? Şimdi 5'e geçmeden önce hemen tekrar bir tahtaya dönmenizi rica ediyorum sizden. Şimdi biz fiillerin düzenli dediğimiz fiiller. Tamam. Simple present dediğimiz present formlarında fiilin yalın halini ya da fiilin sonuna estaksı gelmiş halini kullanırız. Fiilin simple past formunda fiilin sonuna ed eki getirerek ne yaparız? İşte pasta götürür. Mesela he played futbol örneğinde olduğu gibi. Sonra bir de düzenli fiillerin past participle dediğim üçüncü halleri vardır. Bu past participle formlarını perfect tense'lerde kullanırız. Üç tane perfect zamanımız var, detaylandıracağız. Yani biz düzenli fiillerin üçüncü formlarını da sonuna ilgi getirerek yaparız. Mesela I had played football dediğimde de I have played football dediğimde de ya da I will have played football dediğimde de ne yaptım bakınız? Çünkü had ve will have ile fiil üçüncü halini kullanırım. Ama düzenli fiillerde nasıl elde ettim bunu? Gene fiilin sonuna ed takısı getirerek. Var mı anlaşılan bir şey? Yazalım, devam edeceğim. Şunu da bir düzgün yazsaymış, şimdi süpermiş ya. Şu şöyle yazılmıyor da. Bas bas. Kestirmeden gitmiş. Tamam. Şimdi ne oldu? Bir de düzensiz dediklerimiz var. Değil mi? Yani birinci form verb 1 dediğimiz ve simple present'ta kullandığımız yapıda hiç değişmiyor. Yani mesela düzensiz bir şey söyleyeyim. Go. Gene ya birinci halinde ya da sonuna s takısı gelerek yapılanıyor. Düzensiz fiillerin ikinci formları simple past'ta kullanılıyor. Düzensiz fiillerin üçüncü formları görmüş diye benden duyacağınız participle'lar gene
perfect tense'lerde kullanılıyor. Yani ne oldu? Go went'e dönüşürken perfect formunda ne yapacağım? I had gone derken past perfect'ti. I have gone derken present perfect'ti. I will have gone derken de future perfect'ti elde etmiş olacağım. Yani fiil, tamam mı Mevlaç'cığım? Herhangi bir fiil verb 1, verb 2 ve verb 3. Birinci, ikinci, üçüncü formda olur. Tamam mı? Birinci formunu modullardan sonra ve present tense'lerde kullanıyoruz. İkinci formunu past yaparken, üçüncü formunu perfect'lerde ve passive yaparken kullanıyoruz. Zamanla onları göreceksiniz. Tamam mı? Üç tane. Yani buna simple verb diyoruz. Buna past verb diyoruz. Buna da past participle diyoruz. Tamam mı? Üçüncü haline past participle deniyor fiillerin. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Spoken demiş. Beşteyim. Spoken is the past simple ya da past participle of speak. Tabii ki spoken, speaking past participle formu. Tamam değil mi? Netiz. Altıdayım. Books. Singular mı plural mı? Sonunda s takısı olduğu için plural. Yedideyim. Go and do. Are verbs, yani bunlar fiil mi yoksa past simple formları mı? Sadece fiiller değil mi? Past simple form olsa went ya da did olacaklar. 8'de slowly and quickly, adverbs mi phrase mi? Tabii ki bunlar zarf olduğu için bunlara ne diyoruz? Adverbs diyoruz. İkinci egzersizde bizden verilen cümlede I have 3 English lessons every week cümlesinin fiili nedir? Have. Pronoun nedir buradaki? Pronoun istemiş benden. Pronounlar neydi? İsmin yerine kullanılan yapılardı. Pronounumuz ne burada? I. Öyle değil mi? I. Plural noun demiş. Benden çoğul bir isim istiyor. Ona da lessons'ı örnek verebiliriz. Harika. İkinci cümleye geçtim. There is a young man from Rome in the class. Şimdi burada adjective istemiş benden. Adjective'e vereceğim örnek young olmalı. Doğru mu? Young çünkü sıfat, genç bir adam diyor. İsmin önünde kullanmış. Young'ın sıfat olduğunu nereden anladım? E ile article var, man'le de isim var. Aradaki young ne olmalı? Sıfat olmalı. Çünkü sıfatlar ismi nitelendirirler. Bir preposition istemiş benden. Burada iki tane preposition var. İstiyor, istediğinizi yazın. Bir tanesi from, bir tanesi in. Doğru mu? İki tane preposition var. Biri from, biri in. Beşte benden indefinite article istemiş. Indefinite article dediğimiz neydi? A, an. O zaman buradaki a'yı indefinite article yazabiliriz. Bir de benden definite article istemiş. O da in the class cümlesindeki the olacak. Cümlesindeki, phrase'indeki the. Tamam mı Erdoğan? The çünkü... indefinite, an indefinite, the ise definite article. Şimdi geldim bir sonraki cümleme. Today he asked a question and he spoke quickly. Adverb istemiş benden, zarf. Burada iki tane zarf var. Bir tanesi today, today de bir zarftır, zaman zarfı. Bir diğeri de quickly, değil mi? Normal hal zarfı dediğimiz şeyler. 8'de benden an irregular past simple demiş. Düzensiz, bak düzenli dese ask'te gideceğim. Tamam, irregular dediği için spoke'a gideceğim. Tamam mıyız arkadaşlar?
Regular pass deyince de ne yapacağım? 9'da da ask'te gitmiş olacağım. Net miyiz? O son cümlem, I think he is in the wrong class. A singular noun demiş. Tekil bir isim istiyor benden. Buna neyi örnek verebilirim? Class'ı örnek verebilirim. Sentence hangisi olacak? I think he is in the wrong class. Değil mi? Bunun tamamı da cümle. Ben oraya bir şey daha eklemek istiyorum. Oradaki I think ne olurdu? Good morning'den pay biçecek olursak oradaki I think de bir phrase olacaktı. Doğru mu arkadaşlar? Var mı anlaşılmayan bir şey? Tamamdır öyleyse. Haydi o zaman. Bir sonrakinde görüşmek üzere efendim.